Sayın kurucum, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz ve elbette sevgili öğrencilerimiz, çocuklarımız, yarınlarımız. İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz. Tek önderimiz Atatürk'ün elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 101. yılını kutluyoruz. Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar. Onlar inandılar ki bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere, yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakacak. Ne var ki bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor. Hele pandeminin dünyayı sardığı bu günlerde sizlere karşı suçluyuz. Ancak yüreğimizi karartmaya gerek yok. Çünkü sizlerden umutluyuz. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız. Sizler yarını bugünden güzel, bugünden daha yaşanır kılacaksınız. Şanslısınız. Çağdaş ve aydınlık bir okulda eğitim alıyorsunuz. 21. yüzyılın becerileriyle harmanlanmış, sanat ve spora, okumaya önem veren, bilişsel, duyuşsal, dilsel, bedensel, sosyal becerilerle sizleri donatmaya çalışan bir okulda geleceğe hazırlanıyorsunuz. Sizler bizim topluma kazandırdığımız deniz yıldızlarımızsınız. Unutmayın ki sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Bilmeniz gereken şeyler de var elbette. Dürüst olmayı bileceksiniz, çalışkan olmayı bileceksiniz, vatan sevgisini bileceksiniz, bayrak sevgisini bileceksiniz, barışı, kardeşliği bileceksiniz, sorumluluklarınızı bileceksiniz, Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz. Çanakkale'yi bileceksiniz, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz. 19 Mayıs ne demek? Samsun, Kocatepe, Montrö ne demek bileceksiniz. Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz. 29 Ekim nedir bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar, ödeviniz biraz ağır. Yolunuz uzun. Ama inanıyorum ki sizler hep yıldızlı ödevlerle, başarılarla yürüyeceksiniz bu yolda. Atatürk size güvendi. Biz de güveniyoruz sizlere. Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın. Göreceksiniz ki o size bakıyor. O sizi izliyor. O bu ülkenin aydınlık yarınları için sizlere güveniyor. Ben her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum. Sevgili çocuklar, hepinizi umutla bakan gözlerinizden, sıcacık yüreklerinizden öpüyorum. Bayramınız, bayramımız kutlu olsun.